ETSO Başkanı İdris Alan, oda üyelerinden gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirdikleri görüşmeler neticesinde şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili problemin ivedilikle çözüldüğünü söyledi. Öte yandan Çin İş Adamları Derneği Başkanı Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, son günlerde üyelerden sorun ve taleplerin çözülmesi noktasında bakanlıklar nezdinde gerçekleştirdikleri görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini ve problemlerin ivedilikle giderildiğini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ETSO Başkanı İdris Alan, şirketlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili yapılan düzenleme sonrası piyasalarda yaşanan sıkıntılı süreci Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek ve Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'la görüşerek olumlu bir şekilde neticelendirdik. Özellikle bayilik sistemiyle çalışan hırdavat, otomotiv, elektrik, telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri sektörlerinde binlerce üyemizi ve işletme sahibini endişeye sevk eden sorununun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yayınladığı mükellefler post cihazını bayi, alt bayi gibi sözleşmeye istinaden başka işyerlerinde kullandırmaları durumunda cezaya muhatap değiller tahsilatlarını yapan mükellefler 213 sayılı kanunda yer alan hükümler gereğince belge düzenleme, hasılatları kaydetme ve diğer yükümlülüklerini tam ve zamanda yerine getirmeleri şartıyla post cihazlarını kullandırabilecekler mal ve hizmet alımlarında müşteriyle ödeme yapan kart sahibinin farklı kişiler olması da cezaya tabi değil. Yani ödemeyi yapan kart sahibinin kim olduğu değil, işlemin kayıt içinde gerçekleşmesi önemli. Maddeleri şirketlerdeki belirsizliği ve uygulama zorluklarını ortadan kaldırmıştır. Her şey daha çok üretim, daha çok ticaret, daha çok ihracat, daha çok istihdam için ifadelerini kullandı. Öte yandan Çin İş Adamları Derneği Başkanı, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan'ı ziyaret etti. Ziyarette Çinli iş insanlarıyla Elazığlı iş insanlarının bir araya gelmesi ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesi konuları görüşüldü. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan ESSO Başkanı İdris Alan, Çinli yatırımcıları Elazığ'a davet ettiklerini ve kendilerinin de oluşturacakları bir heyet ile Çin'e ziyaret gerçekleştireceklerini ifade etti. Çin'de ne kadar yatırımcı arkadaşlarımız varsa kendilerini Elazığ'a davet ediyorum. Aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımız elektrikli araçla ilgili bir açıklaması vardı. Ben de başkanımızdan da bu elektrikli araçların herhangi bir parçasının Elazığ'da üretilmesi için kendilerinden hasretten istirham ettim. Kendisi de bu konuyla ilgili Maslak'ta avukatlar var. Avukatlarla görüşeceklerini bize ifade ettiler. Bunun haricinde bizi Çin'e davet ediyorlar. Biz de heyet olarak Çin'e geleceğimizi kendilerine ifade ettik. İnşallah bu ticaretimizi geliştireceğiz diye düşünüyorum. Çin İş Adamları Derneği Başkanı John Yen, Elazığlı iş insanlarının Çin'e gerçekleştirecekleri ziyaretler sırasında vize kolaylığı sağlanması amacıyla çalışma yürüteceklerini kaydetti. Ticaret odasının üyeliğimize ortam sağlamak istiyoruz. Çin'e gitmesi için bu vize işlemlerde yardım sağlayabiliriz.